Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular: alçak ve Allahü Teala'nın düşmanı olan şeytan 7 yumurta yumurtladı. O yumurtalar onun insanlara musallat edeceği çocuklarıdır. Birincisinin adı methestir. Bu bozuk arzulara saptırmak için alimlerle uğraşır. İkincisinin adı hadistir. Bu ise Allahü Teala'yı unutturmak, namazda olanı öteye beriye baktırmak, esnetmek ve uyku getirmek için namaz kılanlara müvekkeldir. Hatta sizden biriniz uyur ve ona sen uyudun dendiğinde uyumadım deyip abdestsiz olarak namaza durur. Muhammed'in nefsi kudret elinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki sizden biriniz kendisi için namazın yarısı, dörtte biri veya onda biri sevabını almadan namazdan çıkar. Halbuki günahı sevabından fazla olur. Üçüncüsünün adı zelniyundur. Bu ise sokaklarda görevlidir. Yani sokaklarda, pazarlarda bulunanlarla uğraşır. Onlara tartarken az tartmayı, satarken malını methetmeyi, hile yapmayı emreder. Dördüncüsünün adı beterdir. Bu, belaya yakalanan kimse için görevlenmiştir. Belaya uğrayan kimseye yakasını yırtmayı, yüzünü tırmalamayı, ah of gibi sözler söylemeyi, beddua etmeyi ona güzel gösterir. Bu musibetten elde edeceği sevabını yok etmeye çalışır. Beşincisinin adı menşuttur. Yalan haberler veren, söz taşıyan, gammazlık yapan kimselerle görevlidir. Kötülüğe ve günaha sokmak için ona böyle şeyleri yapmayı emreder. Altıncısının adı vasimdir. Erkek ve kadınların şehvetiyle uğraşıp zina etmeleriyle görevlidir. Yedincisinin adı eurdur. Hırsızlık işleriyle görevlidir. Hırsıza, sen hırsızlık yapmaya bak. Fakir ve muhtaç olmazsın. Borcunu öder, hanımına elbise alırsın. Sonra yine tövbe edersin, der. Şeytan tutarsa elinden, hak yolundan alır seni. Sürükler kendi yolundan, nerede olsan olur seni. Sürükler kendi yolundan, nerede olsan olur seni. Sevdirir dünya varını, çektirir ukba darını.
Çektirir ukbadarını, alır namus hem arını, nasa rezil kılar seni.